Merhabalar. Bugün sizlerle elmalı tarçınlı kek yapacağım. Bunun için 3 adet yumurtam var. Bunu çırpacağım, kabıma koyuyorum. Üzerine de 1 su bardağı toz şekerimi ekleyip şimdi iyice köpürene kadar çırpacağım. İyice rengi açılacak yumurtaların. Evet, yeterli. Şimdi diğer sıvı malzemelerimi ilave edeceğim. 1 su bardağı sütümü, 1 su bardağı sıvı yağını. Bunu da hemen 1 dakika kadar çırpacağım. Tamam, çırptım, yeterli. Şimdi unumu ilave edeceğim. Kabartma tozu ve vanilyayı. Unumu eleyerek ilave edeceğim. 1 su bardağını önce alıyorum. 2 ya da 2,5 su bardağı un kullanacağım. Kıvamına bakacağım. 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu koydum. Şimdi bunu eleyip çırpacağım. Daha sonra azar azar unumu ilave edeceğim. Evet, 1 su bardağı daha ilave ediyorum. Bunu da çırpalım. Evet, çırptım. Yarım su bardağı daha ilave edeceğim. Yani toplamda 2,5 su bardağı kullanmış olacağım. Bunu da çırpayım. Evet, çırptım, yeterli. Şimdi kalıbıma koyacağım kekimi. Şöyle büyük boy bir kelepçeli kalıp kullanacağım. İçini yağladım. Yağlı kağıt koydum ama kenarlarını yağladım. Daha kolay çıkması için. Şimdi hamurumu boşaltıyorum. Fırınımızı açalım 180 derecede. Isıtalım. Sıcak fırına koyacağız. Şimdi kekin kenarda dursun. Biz elmaları ince ince doğrayıp üzerine koyacağız. Evet, elmalarımı ikiye böldüm. Ortasını aldım. Şimdi şöyle ince ince doğrayacağım. Çok ince olmasın. Yoksa piştiği zaman kayboluyor. Şu boy olsun. Şöyle. Şimdi şunları doğrayacağım. Ondan sonra kekimi içerisine yerleştireceğim. Evet, elmalarımın önce iki tanesini doğradım şu şekilde. Yetmese diğerini de doğrarım. Önce şöyle kekimizin içerisine batıralım. Bu şekilde her tarafını kaplayalım. Evet, iki tane elma rahatlıkla yetti. Şimdi üzerine tarçın atıyorum. Her tarafına serpiştirin. Şimdi sıcak fırına kekimi veriyorum ve yaklaşık 30-35 dakika kontrol edeceğiz. Kekimi pişireceğim. Evet, kekimi fırından aldım. 35 dakikada pişti. Soğuduktan sonra kekimi servis yapacağım. Evet, kekimi kelepçeli kalıptan çıkarttım. Dilimleyeceğim. İsterseniz pudra şekeri de serpebilirsiniz üzerine. İsterseniz dilimledikten sonra serpin. Hangisini isterseniz. Evet, kekimden 2 dilim aldım. Bir tanesine pudra şekeri döktüm üzerine. Bu şekilde oldu. Çok güzel olmuş. Bir de bu şekilde pudra şekeri dökmek istemezseniz görüntüsü böyle oluyor. Bence dökünce daha güzel oldu. Bu şekilde tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.